Antalya Muratpaşa bölgesinde uzun yıllardır kaliteli hizmet veren Çankaya Kuaför ve Saç Merkezi'ne konuk olduk. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız tüm hızıyla Antalya'da devam ediyor. Antalya'nın Muratpaşa Lara ilçesinde Çankaya Kuaför Saç Merkezi bizleri konuk etti. Yanımda iş yeri sahibi Yücel Çelebi var. Yücel Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. 29 yıldır bu işi yapıyorum. 27 sene Ankara'da yaptım. Son 1,5 senedir de, 1,5 2 sene yakındır burada yapıyorum. Yani Yücel Bey, siz 28 yıldır bu sektördesiniz ve Çankaya Saç Kuaför Saç Merkezi faaliyet göstermeye devam etmekte, doğru mudur? Doğrudur. Peki Çankaya Kuaför Saç Merkezi ne gibi hizmetler sunar müşterilerine? Daha çok burada saç uzatma sistemleri. Tabii kuaför bölümümüz de var. Kuaförlük ve güzellik üzerine de hizmet veriyoruz. Fakat en çok üstüne düştüğümüz saç uzatma. Boncuk kaynak, keratin kaynak, pipet kaynak, nanojel kaynak, postişle, çıçıtla uzatıyoruz, hayal ipli saçlarla uzatıyoruz. Tepelikler var, yani çok çeşitli bir şekilde hizmet sunuyoruz. Peki bu kullanılan saçlar gerçek saç mı yoksa sentetik mi? Tabii ki %100 kaynakta gerçek saç kullanıyoruz. Sentetikler de var tabii ki elimizde, onlar da sadece yarım ay postişlerden istenilen. İstenildiğinde ya, yani bu sentetikler. Aynen, istenildiğinde. Zaten çok giden bir şey olmadığı için sadece günü kurtarmak için alıyorlar. O yüzden bulunduruyoruz. Peki bu mikro keratin kaynak saça takılınca zarar vermiyor mu Yücel Bey? O kişinin kullanımıyla alakalı biraz da. Düzgün kullanıldığı zaman hiçbir zararı yok. Yani seyrek bir saça yaklaşık kaç tane mikro keratin kaynak takıldığında istenilen görüntü elde edilir? Ortalama 200 adet. Bu 250 adet de çıkabiliyor. 250 adetle istenilen görüntüye hemen hemen ulaşılıyor yani. Peki bunlar bir kalite sınıfına ayrılıyor mu yoksa tek sınıf olarak mı müşterilere sunuluyor? Evet, biz bu elimizde iki sınıf saç bulunduruyoruz. Birinci kalite ve ikinci kalite. Bu müşterinin biraz da isteğine bağlı. Maddi anlamda diyelim buna. Daha çok birinci sınıf saçlar tercih ediliyor. Çünkü kullanımı ve uzun süre kullanımı, tekrar kullanımı olduğu için. Peki en çok az önce saymış olduğunuz birçok kaynak türü var. Bunlardan en çok talep gören hangisi oluyor? En çok talep gören burada boncuk kaynak. Çünkü kullanımı süresi çok daha uzun sürüyor, daha rahat. Saçı söküp takmada çok fazla zarar olmuyor. Tekrar aynı saç defalarca kullanılıyor. Bu tabii mikro keratin kaynak da çok tercih edilen bir kaynak. Fakat gideri biraz daha fazla onun, saçta dökülme olanı, söktükten sonra takma olanı da boncuk kaynağı göre %20-%30 daha fazla zarara uğruyor. Peki boncuk kaynağın saçta kalma süresi ortalama nedir? Mikro keratin kaynağın saçta ortalama kalma süresi nedir? Aslında her ikisi de aynı. Aynı sürede kalması gerekir. Ortalama 2-2,5 ay, ama bu 3 aya 3,5 aya da yayılabiliyor. Bir de kişinin saç uzamasıyla alakalı. Eğer hızlı uzayan bir saçsa 2-2,5 ay arasında sökülüp tekrar takılması gerekiyor. Peki Yücel Bey, izleyicilerimizin çok merak ettiği sorulardan bir tanesini uzmanımızı bulmuşken soralım. 3 ay sonra oldu ya, çıkarılmadı kaynaklar, saça ne gibi bir sıkıntı verir? Saçta biraz karışma yapabilir. Bu tabii kişinin biraz daha profesyonelce kullanmasıyla alakalı. Eğer düzgün tararsa hiçbir sıkıntı olmaz. Ama tabii boncuklarda biraz kayma olabilir. Keratinlerde de içlerinden biraz dökülme olabilir. Şimdi 2 yıldır hayatımıza giren renkli saç modası var Yücel Bey. Evet. Bu konuda sizin salonunuzda her renk saç uygulaması yapılıyor mu? Elinizde bu boyalar mevcut mudur? Tabii ki bütün boya çeşitlerimiz vardır, renklerimiz vardır. Hatta biz bunu ek saçlarla da yapıyoruz. Hepsi var.
Yani boyatmak istemeyen olduğunda buradan tekli olarak kaynak da taktırabiliyorlar. Böyle bir avantajı da var buranın, doğrudur değil mi? Tabii ki zaten daha çok bu tercih ediliyor. Çünkü o diğer boyalardan kurtulmak biraz saça zarar verdiği için, sorun olduğu için daha çok çıt çıtı boyayıp takıyoruz. Kaynak olarak boyayıp takıyoruz. Öyle daha rahat oluyor. Peki buradan potansiyel müşterileriniz de sizleri izliyor. Türkiye'den birçok izleyicimiz de aynı şekilde programımızı izliyor. Sizle iletişime geçtiklerinde randevulu bir şekilde mi çalışıyorsunuz, yoksa herhangi bir saat almadan salonunuza gelebilirler mi? Abi, burada kesinlikle randevulu çalışıyorum. Yani kişiye özel. Burası butik bir salon. Randevu şart. Altta çıkan iletişim bilgilerinden sizlere ulaşabilirler. Kesinlikle. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize ve potansiyel müşterilerinize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Evet, kendinizi güzel hissetmek istiyorsanız saçlarınız uzun olsun. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Yücel Bey. Uzmanımız Yücel Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bana uygulamış oldukları boya tekniği için de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Antalya'nın Lara ilçesinde Çankaya Kuaför Saç Merkezi bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?